Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün 15 Ağustos 2020 günlerden cumartesi, saatlerimiz 22.54'ü gösteriyor. Yarın 16 Ağustos 2020 günlerden pazar sevgili yarışseverler. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Hepinize iyi pazarlar, iyi tatiller dilerim sevgili yarışseverler. Yarın 16 Ağustos 2020 pazar günü gündüz programı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. 11 koşuluk programla start alacak. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Ve akşam yarışları yine Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle İstanbul 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar, İstanbul'da birden fazla banko safkanım var ama bazı yerleri yıkacağım, sizlere izah edeceğim. Safkan tercihini sizler de yapabilirsiniz. Çünkü sizler de mutlak suretle analizleriniz oluyor. Sizler de takiptesiniz. At yarışı kolay bir oyun değil. Kesinlikle %100 teklerim gelir, %100 bankolarım gelir diye bir telkinde bulunmuyorum arkadaşlar. Hatta dün başımıza bir olay geldi. Türkiye'nin en büyük jokerlerinden bir tanesinin oyununa şahit oldum. Arkadaşlar, yani 5'te bile kalamadı, 4'te kaldı. 6-700 liralık oyun bana geldi. İnanın 4'te kaldı. Bundan sonra hiç kimsenin tahminine inanmayacağım arkadaşlar. Başkasının tahminine göre oyun vermeyeceğim. En büyük tahmin, en güzel tahmin kendi çalışmalarınız, kendi takibinizdir arkadaşlar. O yüzden en iyi oyun takip oyundur. Bunu da sizlere anımsatıyorum. Bundan sonra beni hiç kimse etkileyemeyecek. Bunu da buradan sizlere iletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ben izleme geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Türkiye'de 1 milyona aşkın yarışsever var. Dönem dönem bazıları hafta sonu oynuyor. Bazıları özel günlerde oynuyor. Tabi mesaide olan çalışan arkadaşlarımız oynayamıyor. Bu yarışseverlere benim ulaşmam çok zor ama sizlerin eğer kanalımızı tavsiye etmesi durumunda kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Neden kanalımız 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 olmasın? Eğer kanalımızı bir arkadaşınıza önerirseniz, videolarımı izletirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı, like atmayı ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın büyümesinde büyük katkı olacaktır. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bana bildirim gelmiyor diye sürekli olarak soruluyor birkaç gündür. Arkadaşlar, bildirim almak istiyorsanız abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklamanız gerekiyor. Çan işaretine tıkladıktan sonra kişiseli tıklarsınız. Sadece benim yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Kişiseli tıklamanız gerekiyor. Öbür türlü bütün arkadaşlarımızın yorumlarından da bildirim alırsınız. Beğenilerden de bildirim alırsınız. Kişiseli tıklamayı unutmayın diyerek ben İstanbul at yarışları 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar, İstanbul'da 11 koşuluk program var. Altılı ganyan ilk ayağı programın ikinci koşusuyla başlayacak. Bugün esasen içimden geçen birden fazla, hatta ikiden fazla banko var ilk altılıda. Ben sizlere inandığım şekilde anlatacağım. Yine bankolarımdan birini ikisini yıkacağım arkadaşlar. Sonuçta bir yerlerde paraya gitmemiz lazım. Program sonunda da sizlere ufak bir altılı ganyan analizi vermeyi düşünüyorum. Eğer unutmazsam arkadaşlar, bazen heyecanla unutuyorum. Bu konuda da hepinizden özür dilerim unutursam. Ve altılı ganyan ilk ayağı programının ikinci koşusu. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışıyla start alacak. Burada esasen son yarışında sizlere banko olarak verdiğim, sonlarda özellikle çok iyi toparlayan Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu'na ait Baki Bey'in tayı İkma Javelin. Özellikle eşkalli yapılı bir safkan, sonlarda güzel toparladı, güzel aksiyon yaptı. O gün için mesafe 1200'dü, bugün 1400'e çıkıyor mesafe. Ben İkma Javali'nin normal şartlarda bu grupta banko olmasını bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarım bu safkanı banko olarak yazabilir. Ancak programda iki bankom daha var. Hatta
bir üçüncü alternatif bankom daha var. Sizlere bunu izleyeceğim az sonra. Burada yine eğer İkrim Ajavali'nin gelmemesi durumunda diye değerlendirmelerime başlayacağım. En çok beğendiğim safkan özellikle hayatımın ilk ikinci yarışında çok beğenim kazanmıştı. Üçüncülüğünde çok beğenim kazanmıştı. Çim yarışta 8 numaralı Dalgalı Yele isimli safkan. Beden dili çok yüksek, çok güçlü safkan izlenimi veriyor. Ben 3-2 numaralı Javali'nin kötü koşması durumunda 800 numaralı Dalgalı Yele isimli safkanı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Kafkas'ım. Bugün Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak. 4 numaralı Kafkas'ım da yine Çim'de koştuğu, ikinci geldiği yarışta dikkatimi çekmişti. Yine 3 numaralı Kaan Berk'te yine eşkalli yapılı bir safkan arkadaşlar. Bu safkan da koşmuş olduğu Çim yarışı aldanmayalım. Son yarışı özellikle çok etkili, çok güzel bir yarış çıkardı. Bugün burada sürpriz şansına sahip yine 10 numaralı İncili Zehra isimli safkan da grupta kaliteli görünen bir isim sevgili yarışseverler. Yine bütçe durumumuza göre 6 numara Olgun Alpi'de kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ama alternatif olarak 2 numara Javelin gerçekten çok kaliteli isim. Özellikle düzlük aksiyonları muhteşem bir isim arkadaşlar. Ben hangi atı banko vereyim diye bugün biraz karıştırdım. Hangisini vereceğim şaşırdığım için yine iki bankom daha var. Onu da buradan yarışsever arkadaşlarıma belirteyim. Ve Altıgan ikinci ana geçiyorum. Altıgan ikinci aya 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Yine burada esasen banko olarak tuttuğum bir safkan var. 5 numaralı Sense 8 isimli safkan arkadaşlar. Gerçekten çok beğenimi kazandı. Özellikle birinci geldiği yarışta çok beğenim kazanmıştı ve ardından güzel bir ikincilik elde etti. Sayın Duygu Fatura'ya ait 5 numaralı Sense 8 gerçekten kaliteli safkan izlenim veriyor. Özellikle orta uzun mesafeli koşularda etkili koşacağını gösterdi. Ben 5 numara Sense 8 isimli safkanı bugün 53 kilo sikletiyle Gökhan Kocakaya İdaresi'nde birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine alternatif tek olarak değerlendirilebilecek bir safkan izlenimi veriyor. 5 numara Sense 8. Bu safkanın kötü koşması durumunda 1 numara Special Son isimli safkan Halis Kartaş İdaresi'nde piste çıkacak. Son yarışta istediği sonucu elde edemedi ama bugün Karataş kantarmasını daha iyi tanıyor bu safkanın. Son yarışında biliyorsunuz 3. geldiği yarışta safkana binmişti. Bariyer dibinde puslu safkan bugün eğer dış kulvara alırsa daha etkili bir yarış çıkarabilir. Buradan da Karataş arkadaşıma bu bilgiyi vereyim. Yine 3 numaralı Brave Baby Girl. Esasen çok kaliteli bir orijin Last Exit yavrusu sevgili yarışseverler. Bugün 3 numara Brave Baby Girl ilk defa Çim'e çıkıyor ama Last Exit gerçekten büyük şampiyondu. Gerçekten büyük safkandı. Ben 3 numara Brave Baby Girl'ün özellikle Çim'e gideceğim demesi durumunda bu yarışta etkili olacağını düşünüyorum. Yine 2 numaralı Run for Masal. Hişman Çizik İdaresi'nde burada birinciliği zorlayabilir. Bu safkana da özellikle dikkat diyorum sevgili yarışseverler. Ve Altıgan 3. ayağı 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe Çim pistte koşulacak Maiden yarışı. Arkadaşlar burada banko bir isme yer vereceğim. Özellikle izlemenizi istediğim bir safkan var. Eğer ikna olursanız sizler de bu safkanı banko olarak yazabilirsiniz. Sayın Ahmet Akbulut'a ait yine antrenörlüğünü bu safkanın Ahmet Akbulut yapıyor. Evet, 6 numaralı Tanır Bey son yarışında bu safkanın dördüncüle girişteki aksiyonlarını izlemenizi, dikkatli şekilde izlemenizi istiyorum. Ben 6 numaralı Tanır Bey'in son yarışını yapması durumunda, son yarışında Mustafa Çiçek arkadaşımız biniyordu. Bu yarışta Gökhan Kocakaya arkadaşımız biniyor ki Arap safkanlarını özellikle bu mesafelerde çok etkili binebilen bir arkadaşımız Gökhan Kocakaya. Ben 6 numaralı Tanır Bey'in bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı.
4 kare yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı. Belki burayı çok arkadaşımız bank olarak geçecek ama ben burada özellikle sürpriz arayacağım arkadaşlar. Çünkü orada banko, burada banko, altın nerede para verecek diye düşündüm. Altıma çeri çeri Lady yine bu grupta bu mesafede en etkili safkanlardan. Ama Allah ayaklarını düz bastırsın. Bütün safkanlar çok kaliteli. Bütün safkanlar beğenimi kazandı. Ben altıma çeri çeri Lady bu grupta bir adım önde görüyorum. Ama yine 5 numaralı Pastoral Senfoni özellikle Talyan'daki günlere geri dönüş sinyalleri verdi. Ben 5 numaralı Pastoral Senfoni isimli safkanı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Özellikle bir Emma yavrusu olduğu unutulmalı. Bugün Gökhan Kocakaya ile yine şanslı görünen bir safkan. Yine 2 numaralı Hawking. Bugün çim piste çıkacak tekrar. Halis Kardeş Dairesi'nde gerçekten güçlü yapısıyla bu grupta etkili olabilir. Bu safkanda dikkat diyorum. Üçüncü şansı bu safkana veriyorum. Yine bir numara Birdello. Zaman zaman bu tür gruplarda etkili yarışlar çıkarabiliyor. Bir numara Birdello. Bugün Birdello. Arkadaşlar bugün dördüncü şanslı safkanımız. Yine dört numara Lupo Uno. Özellikle son yarışında ben de varım dercesine koştu. Ben burada bir safkan bırakmamak vabında 3 numaralı Jedi isimli safkan, Jedi isimli safkanı da burada sürpriz şanslı isim olarak öneriyorum. Çünkü çok ara verdi. Normal şartlarda bu grupta yazardım. Ara verdi. Çime ilk defa çıkması kafalarda soru işareti bırakıyor. Ama yine sürprizde özellikle paraya gitmek isteyen arkadaşlarım bu safkanı değerlendirebilirler. Trafalgar'ın 5. aya. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe çim pistte koşulacak Handicap 14 yarışı. Arkadaşlar burada 5 numaralı Wolf Son Wolf isimli safkan özellikle bir Hakkar temsilcisi Fajd Elbedi torunu 5 numaralı Wolf Son Wolf son 2 yarışını da çok güzel etkili bir yarış çıkardı. Ben bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde 5 numaralı Wolf Son Wolf'u bu grupta birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 4 numaralı The Best Simge gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor. Özellikle mesafe uzadıkça ben daha etkili yarışlar çıkaracağını düşünüyorum. Son yarışında etkili bir yarış çıkardı çünkü. Bugün üstünde yine Umut Barlık arkadaşımız var. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Poker Face. Burak Akçay İdaresi'nde benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Burada yine birbirine yakın safkanların start aldığını görüyorum. Yine 2 numaralı Mystical Victory'yi Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak. Bugün benim dördüncü şans vereceğim safkan olacak. Bu safkanların dışına çıkarsa yine 7 numaralı Gumball, 3 numaralı Romolo ve yine 8 numaralı Ark Royal sırasıyla bu koşuda değerlendirebiliriz sevgili yarışseverler. Yani buraya da 5, 4, 1, 2, 7, 3 ve 8 şeklinde değerlendirdim. Ve altıganın son ayağını yine banko bir isimle değerlendireceğim. Belki bankom sürpriz olacak. Belki plasenin de bir altında olacak ama ben çok tutuyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 9 yarışı Niyazi Polatyar koşusu. Özellikle son 2 koşusunda da sizlere bu safkanı ısrarla vermiştim. Özellikle şunu ifade edeyim, bir önceki yarışında, ikinci geldiği yarışında 6 lira 50 kuruş ganyanla kısa vade 6 yarışta bu safkanı sizlere özellikle vermiştim. 9.luğunda çok beğendiğimi söylemiştim. Güzel bir ikincilik elde etti. Özellikle mesafe uzamasıyla bu safkanın depar gücü ön plana çıkıyor. Ahmet Çelik safkanın son yarışında çok iyi bindi. Bugün kantarmasını daha iyi tanıyacağını düşünüyorum. Ben bugün burada 4 numara Petrocelli isimli safkanın bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum. Bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Düzlükte yapacağı etkili ataklarla ben 4 numaralı Petrocelli'yi günün banko ismi olarak tercih ediyorum. Belki çok yorum olacak. Bazı arkadaşlarım 5 numara Prokopi'yi geçemezler. Bazı arkadaşlarımız 6 numara Secret Blood'u nasıl yazmazsın? Bazı arkadaşlarımız 2 numara Don Corleone'u nasıl yazmazsın falan diye
analizler yapacaklar. Belki 9 numara Yellow Legend da diyecekler. Ama ben tuttuğum safkanı her zaman sizlere vermekten yanayım. Zaten altında 3-4 tane 5 tane tek söyledim arkadaşlar. İlk ayak alternatif, ikinci ayak, üçüncü ayak tek, yine son ayak tek verdim. Yine altının kurgusunu sizlere bırakıyorum. Hangi safkanı nerede tek yazacağınıza sizler karar verebilirsiniz. Sizler de yetişkin insanlarsınız. Sonuçta at yarışından sizler de benim kadar anlıyorsunuz sevgili yarışseverler. Ben hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir gün olur. Umarım şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Az sonra ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Umarım şansımız açık olur, bahtımız açık olur. Umarım şanslı kalemleri yeni günde buluruz sevgili yarışseverler diyorum. Ve hepinize hayırlı tatiller dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.